da hem çocuk acilde nöbet tutan arkadaşımızı görmek, beraber hava almak için 5 dakika nöbetimi bırakıp çocuk acile kadar inmiştim. Orada arkadaşımızla dururken bir hasta yakınının çocuk acilde nöbetçi olan arkadaşımızı tehdit ettiğini gördüm. Defalarca tehdit etti. İlk başta müdahil olmayacaktım. Daha sonra işte hasta yakınına usulen dedim ki işte sen hakaret ediyorsun, buna hakkın yok. Karşındaki doktor düşman değil, çocuğunu öldürmeye gelmedi. Çocuğuna zarar vermek amaçlı burada değil. Bu sefer hasta yakını bana çıkıştı. İşte sen kim oluyorsun lan gibisinden hakaret içeren sözcükler. Üslubuna dikkat etmesini söyledim. Bu sefer bana yumrukla saldırmaya çalıştı. Muvaffak olamadı. Daha sonra arkasını döndü gitti. Dedik herhalde olay bitti. Geri dönüp çocuk acile geçeceğimiz sırada baktım arkamdan geliyor parke taşını. Baktım kafama doğru fırlatıyor. Kendimi savundum. Allah'tan elimde falan parçalandı. Bir kısmı kafama denk geldi. Sonra baktım ikinci parke taşını alıyor. Dedim yaklaşayım engel olayım bari. Niyeti bozmuş. Ne yazık ki ikinci parke taşını da kafamızı yedik. Sonrasında üçüncü parke taşını tutmuş arkadaşımız. O sırada sağ olsunlar diğer arkadaşlar yetişmişler. Hani yapmak istediği işi tamamlayamadı. Çok şükür. Daha sonra arkadaşlarımız tarafından çocuk acile götürüldüm. Orada müdahalem yapıldı. Beyin kanaması şüphesiyle 36 saat yoğun bakım uygun görüldü. 36 saat dolduktan sonra da servise nakledildim. O şekilde. Siz olsaydınız bu çocuğum ölüyordu. Siz bu adamı işte siz de öldürmez miydiniz gibisinden siz ne yapardınız şeklinde altındaki yorumları gördüm. Çok üzüldüm işte kışkırtıldan şöyle böyle. Yani öncelikle çocuk acilde nöbetçi değildim. İkincisi hani sağlık çalışanı doktor şifa amaçlı orada. Bu nasıl bir zihniyettir ki şifa almaya gittiğiniz kişiden memnun olmayınca onu öldürmeyi düşünüyorsunuz. Çok açıklanası bir durum değil ya da zarar vermeyi düşünüyorsunuz. Normalde bu hasta sizin hastanız değil. Hastam Şahit değil, olduğunuz bir hasta. alakam yok. Hastayı ben muayene etmedim, görmedim çünkü orada nöbetçi değildim bizzat. Annesi bunu biliyor, bildiği halde çıkmış orada şov amaçlı şeyler yapmış. Yani nöbet listemiz şudur budur, her şey zaten resmi evraklarda mevcuttur. Nerede bulunduğum falan. Çıkmış işte 37 derece ateş, 37,5 derece, şey 38,5 derece ateş olsun. İnşallah bu son olur. Ümidimiz bu yönde. Sayın Sağlık Bakanımız da bu konuda adımlar atacağını telefonda söyledi. Tek tesellimiz buna yönelik acil yasaların çıkarılarak bu olayların tekrar yaşanmaması olur.